İyi akşamlar. Bu akşamki konuğumuz İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Doçent Doktor Zeynep Kıvalcım. Zeynep Hoca ile son olarak AKP hükümeti tarafından gerçekleştirilen Şafrat operasyonunu değerlendireceğiz. Şafrat operasyonunun uluslararası hukuktaki karşılığı veya bir karşılığının olup olmayacağını değerlendireceğiz. Hocamız bu konunun uzmanı. Uzun yıllarını verdi bu konuya. Bu konu üzerinde çalıştı. Bu çalışmaların neticesini ve bu operasyonun nerelere varabileceğini değerlendireceğiz. Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, teşekkürler. Şimdi geçtiğimiz hafta çok önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Şafrat operasyona, Şafrat adı verildi bu operasyona, askeri operasyona. Bir gece yarısı ansızın Suriye işlerindeki Süleyman Şah Türbesi bir alana kaçırılarak, tahliye edilerek Türkiye-Suriye sınırının yaklaşık 180 metrelik bir mesafesine getirildi. Sizinle bunu detaylı olarak değerlendireceğiz ama öncelikle bu operasyonun uluslararası yani hukuk açısından karşılığı nedir? Bunu sizden bir alabilir miyiz? Evet. Şimdi uluslararası hukuk açısından bu operasyonun karşılığı, birincisi Türkiye egemen bir başka devletin topraklarına kuvvet kullanmak suretiyle girmiştir. Dolayısıyla bu uluslararası hukukun temel kurallarından biri olarak kuvvet kullanma yasağının, bir başka devletin egemenliğindeki ülke üzerinde kuvvet kullanma yasağının ihlali olmuştur. Silahlı kuvvetleri, askerler ve tanklar vesaireyle girmesi ve türbenin bulunduğu yere girip oradaki işte gerekli tahliyenin yapılmasından sonra ayrıca orada bir takım patlamaların yapılması. Evet. Bütün bunlar bunun ihlalidir. İkinci bir mesele burada yeni nakledilen yani türbenin nakli, yani böyle söylememiz gerekiyor. Aslında böyle bir mefhum da normalde yok ama türbenin nakledildiği yeni yerinde yine Suriye Devleti'nin toprakları içerisinde olan, fiilen şu anda artık Suriye Devleti'nin kontrolünde olmayan bir bölgeye ama yine de Türkiye Devleti ülkesi içinde olmayan bir yere nakledilmiş olması. Burada ve buraya tekrardan işte bayrak dikilmesi, Türkiye Devleti'nin toprağı olarak ilan edilmesi. Şimdi burada ikinci bir şey de aslında aynı zamanda işgal söz konusu oluyor. Yani temel olarak bu iki şeyi söyleyebiliriz. Burada yani basında operasyonun ardından çıkan haberlerde başbakan şöyle söylüyor. Eş zamanlı iki operasyon yapıldı. Aslında askerler türbenin bulunduğu yere doğru işte ilerlerken bütün o mühimmatla tank birliğimiz Eşme bölgesinden girerek bir toprak parçasını kontrol altına aldı. Bu yani türbenin yeni taşınacağı yer ve bayrağımızı bu toprak parçası üzerinde dalgalandırmıştır diyor. Şimdi bu esasen bir işgal tarifidir. Yani başbakanın kendi ağzından Eşme bölgesine geçerek toprak parçasını kontrol altına aldık, bayrağımızı orada dalgalandırdık. Bu hani bir uluslararası hukuk kitabında zaten hani bir işgal tarif edilse bu şekilde tarif edilebilir. Evet, şimdi tabii siz de çok iyi özetlediğiniz, değindiniz. Burada çifte bir eş zamanlı operasyon var. Bir saldırganlık var. Hani gidip işte Süleyman Şah Türbesi'nin olduğu eski köyde, eski yerinden almak. İkincisi de yeni bir yerde kendi kafanıza göre belirlediğiniz. Evet. Bunlar da hangi kriterlere göre belirlediğiniz de tabii yine meçhul tarzı konusu. Sınırın hemen 180 metre ötesinde bir yer işgal ediyorsunuz. Evet. Bir birliklerinizin bir kısmını oraya gönderiyorsunuz. Diğer birliklerin burada yer işgal ediyor. Evet. Oradaki bayrak da sökülmeden buradaki bayrağı dikti. Çünkü bununla övünüyorlar. Evet. Yani bayrağımız gönderilerde indirilmeden biz yeni bayrak diktik. Çifte bir aslında işgal var. Yani hem Suriye çifte ihlal var. Hem ihlal kuvvet kullanımı var. Kendi bir başka devletin ülkesinde kuvvet kullanımı var. Ayrıca da yine o devlet ülkesinde kalıcı olarak bir toprak parçasını kendi devletine ait olduğunu iddia ederek bayrak dikmek suretiyle bir işgal söz konusu. Hocam peki ya tarihten buna örnekler var mıdır? Benzer örnekler hiç siz hani gördünüz mü, karşılaştınız mı, okudunuz mu? Çünkü ben bir uluslararası ilişkilerci olarak, dış politika yazarı olarak denk gelmedim. Hani belki gözümden kaçmıştır, siz biliyor musunuz?
tarihte böyle bu tarz bir operasyon, bir eylem. Şimdi şeyde ya bu tarz bir operasyon, yani bir türbe operasyonu ben de duymadım. Yani bir yerden bir yere özellikle sandukaların vesairelerin taşınması falan, hani böyle bir şey ben duymadım. Ama ne yazık ki kuvvet kullanma yasağının ihlali uluslararası hukukta son derece sıkça rastlanan bir olgudur. Yani başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere ihlal edilir. Türkiye'de sıkça ihlal eder. Türkiye'nin biliyorsunuz Irak ülkesine yaptığı sınır ötesi operasyon diye adlandırılan şeyler aslında birer saldırı faaliyetidir. Uluslararası hukuktaki karşılığı budur. Türkiye'nin Kıbrıs'ta halen devam eden askeri varlığı esasen bir, yani uluslararası hukukta ve Avrupa'daki uluslararası kitaplarında bir işgal örneği olarak okutulur. Dolayısıyla hani her ne kadar bir türbe nakli gerçekten çok ne diyelim egzantrik bir şey olmakla evet. birlikte kuvvet kullanma yasağı, yani kendi sınırları dışında güç kullanma ve işgal ne yazık ki ne uluslararası hukuka ne de Türkiye'nin siciline çok yabancı değil. Evet, aslında AKP hükümeti bu anlamıyla da uluslararası hukuka, uluslararası terminolojiye bir kavram kazandırmış tabii, oldu. Bu tabii. konuda hakkını vermek lazım. Yani bir ülkenin evet. topraklarından türbe kaçırmaca. Evet. Herhalde artık tarih kitapları bunu yazacaktır. Hani işte ya geçmişte, yani evet. 15 Şubat ayında evet. Böyle bir operasyon geçirdi. Bunu evet. Türkiye yaptı. Evet, evet. Şimdi galiba Bir Gün'ün manşetindeydi o gün. İşte vatan nakliyat evet. diye. Şimdi gerçekten burada hem böyle bir karikatürize bir durum var. Hani gerçek olduğuna inanasınız gelmeyen, gerçekten de bir kendince kendine ait olduğunu iddia eden, ettiği bir toprak parçasını şey yapıyor. Bir de burada şöyle bir başka bence unsur daha var. Bu aslında AKP hükümetinin kendi Suriye politikasının bir iflası neticesinde de gerçekleştirilen bir aslında nakil evet. diyelim. Çünkü bulunduğu yerde işte türbeyi ya da türbeyi bekleyen askeri kuvvetlerini, vatandaşlarını artık güvende tutamamasının sebebi de oradaki IŞİD güçleri, ki bunun kendisi zaten nereden vücut ve hayat buluyor onu biz kendimiz biliyoruz. Dolayısıyla bu kendi yarattığı politikanın sonuçlarını artık kontrolsüz kalması neticesinde de gerçekleştirdiği bir şey. Ben burada şöyle bir şeye de biraz temas etmek istiyorum. Şimdi bütün bu mesele burada olurken uluslararası hukuka sürekli de referans veriyor. AKP hükümetinin çeşitli işte yani hem başbakan hem cumhurbaşkanı türbe operasyonuyla ilgili olarak yapılan şeylerde sürekli uluslararası hukuka referans veriyor. Yani ben biraz şöyle baktım, işte diyor ki mesela Davutoğlu, burada Türkiye'nin uluslararası hukuktan doğan haklarının korunması söz konusudur. Yani biz uluslararası hukuktan zaten bize verilen bir takım haklar vardır devlet olarak, bunların korunması suretiyle bu operasyonu yaptık. Ondan sonra bunun yanı sıra yine şey, yeni kontrol altına aldı ve bunu böyle söyle, kontrol altına aldığımız Suriye Eşmesi bölgesinde de diyor ki yine uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımızın bir sonucu olarak bunu yaptık. Sonra yine arada uluslararası hukuk anlamında hiçbir hakkımızı zayi etmedik diyor. Gerekli bildirimlerin yapıldığını söylüyor. Burada kimlere bildirim yapıldığı çok açık değil ama hani sanki hukuken bir takım bildirimler yapılacakmış da. Sadece bildirim yapmak da yetmiyor. Yani. Evet. Bir de kime bildirim şeye nota verdik diyor. Şimdi Suriye Konsolosu elçiliğine evet. nota verilmiş. Evet. Ama bildirim olarak kazetti PYD ve IŞİD'e bildirim tabii bulunmuş. Ki. Kendileri açıkladılar çünkü. Davutoğlu Macaristan'ı ziyaretini açıkladı. Biz kimseden izin almadık ama işte PYD'ye de bildirimde evet. bulunduk. Evet. Anlıyoruz ki IŞİD'de de bildirimde bulunmuşlar. Mutlaka başka türlü bu şekilde gerçekleştirilemezdi bu yaptıkları şey. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi diyelim ki şeye de nota vermeseydi de bildirimde bulunsaydı mesela Suriye hükümetine. Bir ülkenin bir toprağının bir parçasını ona nota vererek ya da bildirimde bulunarak alamazsınız. Evet. Yani değil mi? Şimdi birisi de gelse dese ki işte Mecidiyeköy bölgesi artık Suriye toprağıdır deyip buraya bayrak dikse, nota verse, böyle bir şey olamaz yani. Veya şöyle bir uyarlamada bulunursak, hani işte
ABD İncirlik üssü veya Malatya'daki üssü NATO. Ha, ben bunu ben taşıdım. Buraya, ya buranın işte güvenlik tehlikesi var. Evet. Bir gece ansızın bunu İzmir daha güzel, denize daha yakın. Evet. Getirip taşıdım oraya, oraya da bayrağımı diktim. Öyle ya şey olamaz tabii ki. Bakın bunu zaten böyle söylediğimizde genel anlamda bizim hani hiç uluslararası hukuka referans bile vermemize gerek yok değil mi? Normal akla ve öngörüye sahip bir insanın zaten bunun olmayacağını hepimiz görebiliyoruz. Dolayısıyla bu aykırıdır. Burada çok acayip olan şey bu kadar karikatürize ve bu kadar açıkça aykırı bir olan olayın tamamen şey gibi böyle bir uluslararası hukuka durmaksızın referans verilerek hukuka uygun bir şey olarak, yani bu zaten hani bizim İsrail ya da Amerika Birleşik Devletleri'nde de alışık olduğumuz bir dildir. Evet. Ama bu konuda da gerçekten bir hani henüz daha bu konuda ama bir ustalık dönemine geçilemediğini görüyoruz. Çok acemice ve tuhaf kombinasyonlarla bu yapılıyor. Evet, minareyi aslında kılıfına uyduramıyorlar. Yok, girmiyor yani. Bu konuda herkesi kendileri gibi kör ve cahil zannediyorlar ama uluslararası hukuka sürekli atıfta bulunmalarına rağmen böyle bir karşılığı yok. Olamaz. Bu resmen bir açık işgaldir, bir saldırganlıktır. Tabi bunun nedenleri de var. Niçin bu operasyonlara giriştiklerini, onlar daha sonra siz bahsettiniz aslında. Suriye politikasının iflasının bir neticesidir. Evet. Daha sonra ileriki dakikalarda buna değineceğiz. Şimdi bu yeni yerin aslında işgal dediniz. Yeni yerin, yani yeni türbenin dikildiği bu Suriye Yeşmesi köyünün şu anda aslında orada işgal durumu söz konusu. Evet. Evet. Bunlara dair yani Suriye'deki mevcut durum düzeldiğinde, siyasi konjonktür değiştiğinde Türkiye ne yapacak o zaman orada? Yani bu işgal durumu? Şimdi şöyle bir şey var. Ben sorunuza gelmeden önce ben bir de şeyi söylemek istiyorum. Bu hani tezkere, çıkartılan tezkere ile bu yapılan adına operasyon denilen saldırının acaba bir bağlantısı var evet, mı diye. Aslında o da benim sorularımın arasındaydı. Bu ha, istiyorsanız de... o zaman sonra soracaksanız o yok, zaman yok, tam da gelebiliriz. Yani bir tezkere var. Geçen sene evet. Çıkardı, belirsiz bir, daha doğrusu bu sene çıkardı, bir belirsiz bir tezkere var. Hem Irak ve Suriye'yi kapsayan aslında evet. Hani belirsiz çok da tartışmalar neden olmuştu mecliste. Aynen öyle. Evet. Bir hani bu operasyon o tezkerenin neresine denk düşüyor? Var evet. Mı böyle bir hakikat yetkisi oradan alıyor mu? Çünkü evet. CHP açıkladı Kemal Kılıçdaroğlu. Biz bunu yaparsınız diye bu tezkereye onay vermedik. Hı-hı. Onun içinde yok vesaire falan. Siz oradan... Evet. Ben şöyle değerlendireceğim o konuyu. Ondan sonra şimdi bir tane yani bunu da söylemeden geçmek olmaz. Hani dedim ya bu gerçekten de bu uluslararası hukuka bir işgalci olarak yapılan atıflar, hani Amerika ve İsrail sürekli evet. Yapıyor ama burada henüz bir ustalık söz konusu değil. Çok sakil halde yapılıyor bu türme nakli olayında. Şimdi mesela Davutoğlu şöyle söylemiş bir de anlaşmada, yani Suriye ile daha önceden yapılmış Ankara Anlaşması'nda türbenin yeriyle ilgili. Anlaşmada Türkiye'ye ait toprağın coğrafi olarak tanımlanmadığına işaret eden Davutoğlu, Süleyman Şah'ın mezarı neredeyse bizim toprağımız orasıdır dedi. Yani bu gerçekten ancak bir fıkra olabilir. Yani Kızıl Elma diye bir Kızıl Elma hikayesindeki gibi, yani Kızıl Elma neresi meçhul, neresini istiyorsanız orası Kızıl Elma'ya dönüşebilir. Böyle bir şey yok. Bakın şeyde yani türbenin yeri belli olduğu gibi aynı zamanda şeyde 2003 yılında bu baraj nedeniyle bir tahkimat yapılması gerekiyor. Onunla ilgili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden onaylanan bir protokol var. O kadar ince ayrıntılarına kadar düzenleniyor ki, yani dış çevresindeki duvarın yıkılması halinde tam olarak nerenin halen Türkiye'nin toprağı sayılacağına dair böyle bir şey, ha böyle bir şey olabilir mi? Elinize siz türbeyi, mezarı alacaksınız. Mezar dediğimiz işte bir kalıntı, bir sandukayı. Ondan sonra onu nereye koyarsam benim toprağım. Yani gerçekten fıkra gibi bir şey bu. Şeye girecek olursak, bu arada operasyonun açıklanan 4 hedefinden biri de uluslararası hukuku korumak. Yani bu kadar da ciddi bir referans veriliyor. Tabii bu çünkü şey, hani çok aslında güçlendiren bir dildir. Yani bir yandan da hegemonik bir dildir. Yani uluslararası hukuku koruyorum. Bir de böyle hani çok da bilinmiyor. Böyle bir şeyler var herhalde uluslararası hukukta diye. Belki öyle bir zandan şey yapıyorlar, hareket ediyorlar. Şimdi ben tezkereden bahsedeyim. Bu Ekim ayında geçen tezkerede ondan sonra Süleyman Şah Türbesi'ne de bir referans vardı. Oradaki referansta da diyordu ki
uluslararası hukuk uyarınca Türk toprağı kabul edilen Süleyman Şah saygı karakolu, işte güvenlik riski artmıştır. Yine uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız doğrultusunda bu durumdaki bir tehdide karşı gerekli önlemlerin tespiti ve uygulanması önem taşımaktadır diyordu. Birçok farklı şey sayıyordu. Bunlardan biri de burasıydı. Şimdi burada tezkerede çıkartılan tezkere anayasanın 92. maddesine dayanarak çıkartılmış bir tezkeredir. Diğer tüm tezkerelerde de olduğu gibi. Anayasanın 92. maddesi, yani burada biz uluslararası hukuka aykırılıktan bahsediyoruz ama aslında anayasaya da aykırılık söz konusu. 92. madde savaş hali ilanı silahlı kuvvetlerin kullanılmasına izin verme başlığını taşır. 92. madde. Ve diyor ki hani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin diğer ülkelere gönderilmesi veya o ülkelerin silahlı kuvvetlerinin Türkiye'ye kabulünde Türkiye Büyük Millet Meclisi yetkilidir diyor. Dolayısıyla zaten bu yetkiye dayanarak hani o tezkereyi çıkartıyor. Fakat burada çok önemli bir husus var. Madde şöyle başlıyor. Milletler arası hukukun meşru saydığı hallerde ve Türkiye'nin taraf olduğu milletler arası anlaşmaların gerektirdiği hallerde diyor. Yani böylesine bir kuvvet kullanımına tezkerede izin verilebilmesinin bir sınırı var. Yani meclis 92. maddeye dayanarak her halükarda, her şartta ve sınırsız bir kuvvet kullanımı konusuna tezkere veremez. Anayasa uluslararası hukuka uygunluğu şart koşuyor. Burada da yani şimdi tekrardan tezkere meselesine geri dönersek eğer, tezkerede izin verilmiş olan, yani Kılıçdaroğlu'nun nasıl anladığından da öte, gerçek anlamda tezkerede anayasaya dayanarak izin verilmiş olan kuvvet kullanımı sadece uluslararası hukukun meşru saydığı haller ile sınırlıdır. Hani bunun üstüne basa basa söylemek istiyorum. Tezkere başka türlü bir kuvvet kullanımına izin verir şekilde yorumlanamaz. Peki uluslararası hukukun kuvvet kullanımına izin verdiği haller nedir? Ya yani hangi durumda kuvvet kullanılabilir? İki tane durum var. Çünkü kuvvet kullanma yasağı çok bir yasak, gerçekten sert bir yasak uluslararası hukukta. İki istisnası var. Bir tanesi meşru müdafaa, ikincisi de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bu konuda bir karar vermiş olması. Yani Güvenlik Konseyi eğer üye devletlere işte belirtilen bir ülkedeki durumun uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiğini ve kendisine getirilen diğer tedbir önerilerine bu şeyin cevapsız bıraktığını söyleyerek kuvvet kullanılmasına karar verirse Güvenlik Konseyi, bu durumda bu şekilde kuvvet kullanan, çünkü zaten bu karara uymak zorundadır Birleşmiş Milletler üyesi devletler, kuvvet kullandığı takdirde bu kuvvet kullanımı uluslararası hukuka uygun olur. Diğeri de meşru müdafaa. Şimdi ikisine de bakalım, yani burada böyle bir hal var mıdır? Birincisi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı var mı? Yani Suriye ülkesi üzerinde silahlı güç kullanmayı imkan kılan. Şimdi biz çok iyi biliyoruz ki aylar ve yıllardır bu Güvenlik Konseyi'nde zaten tartışılıyor ve çıkmıyor yani böyle bir karar. Israrla istiyor aslında orada da. Evet, yok böyle istiyor. Bir karar. Evet, şimdi burada ben bir başka yani ilginç noktaya değineceğim. Yani uluslararası hukuka bu kadar atıfta bulunuyoruz ve bulunuyor AKP hükümeti de bütün bu meselede. Bundan kaynaklandığını, bundan güç aldığını söylüyor bu operasyonda. O zaman gerçekten bu konuda uluslararası hukukun ne dediğine bakalım. Şimdi burada diyor ki tezkerede ki şeye eğer atıfta bulunuyorsak tezkerede verilmiş yetkiye orada bir takım Güvenlik Konseyi kararlarına atıf var tezkerede. Ondan sonra 2014'te alınmış iki tane karar, bir de 2001'de alınmış bir karara atıfta bulunuyor. Ve diyor ki ondan sonra hani bunları tespit ediyor. Çünkü bu dediğim gibi ben size 92. madde uluslararası hukuka uygunluğu şart koştuğu için aslında kendine orada bir taban sağlıyor. Yani meşruiyet. Peki bakalım bu yani Güvenlik Konseyi kararları ne söylüyor? Şimdi tezkerenin kendisinde bile zaten diyor ki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bu üç kararında da Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü teyit etmiştir diyor. Şimdi bir defa toprak bütünlüğünü teyit ediyor. Bunun kendisi yapılan fiilin zaten tam tersi. Çünkü siz toprak bütünlüğüne saldırı yapıyorsun. Aynen öyle. Peki bu referans verilen bu kararlar neye ilişkin? Bakalım hani tezkerede. Eğer diyorsak ki biz hani tezkereye uygun davrandık. Tezkerede zaten Güvenlik Konseyi kararları vardı. Dolayısıyla bu meşru bir kuvvet kullanımıdır.
Şimdi burada şey verilen, gönderme yapılan Güvenlik Konseyi kararları 2014 tarihli. Bunlar doğrudan Suriye ve Irak ve IŞİD meselesiyle alakalı. 2001'deki Güvenlik Konseyi kararı ise genel anlamda işte bu tırnak içinde terörizmle mücadele ile ilgili. Şimdi bu kararlardan özellikle bahsetmek istiyorum. Çünkü eğer AKP hükümeti Güvenlik Konseyi'nin bu konuda almış olduğu kararlara uygun davranmak istiyor ise, bu kendi referans verdiği Güvenlik Konseyi kararlarına, bu kararlar şunlarla ilgilidir. Birkaç cümle söylemek istiyorum. Tabii ki. Burada hangi neyin altı çiziliyor diye. 2014'teki karar da diyor ki, Suriye Arap Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğünü bağlılığımızı ifade ediyoruz. Yani bir defa burada yapılan fiil doğrudan bir defa buna ters bir şey. Egemenliğine ve toprak bütünlüğüne aykırı davranıyor. Kararın asıl şeyi ise yani ana gövdesindeki düşünce ise şu. Suriye'de faaliyette olan başta IŞİD olmak üzere terörist grupların finansmanının engellenmesini istiyor. Şunları söylüyor. Diyor ki IŞİD'e yapılan finansmanın engellenmesi, onlara yapılan bu desteğin engellenmesi, bu örgütün ondan sonra yurt dışından gelip bu Birleşmiş Milletler üye devletlerinin sınırlarından geçerek katılanların engellenmesi, dolayısıyla sınır kontrollerinin artırılması, ondan sonra ayrıca bu insanlar yakalandığı zaman derhal yargı önüne çıkarılması. Şimdi ben çok özetle söylüyorum, son derece uzun şeyler, kararlar ki 2001'e geri gönderme yapılandı da aynı. Yani burada Güvenlik Konseyi kararında asıl söylenen şey, buradaki IŞİD militanlarının o isim altında şiddet uygulayan kişilerin finansal desteğinin kesilmesi, Türkiye örneğini düşünürsek, Türkiye ülkesinde onlara para toplanmasının engellenmesi, onların insan devşirmesinin engellenmesi, devşirilen bu kişilerin oraya geçişinin engellenmesi ve ayrıca da yakalandıklarında da mahkeme önüne çıkarılması. Şimdi Türkiye'nin asıl üstüne düşen yükümlülük budur ve Türkiye bu yükümlülüğünü yerine getirmiyor. Bunu hepimiz tam aksi. Yani çok nadiren duyuyoruz. Bugün ya da dün yine vardı. Bir kişi yakalanmış. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı zaten orada savaşıyormuş, gelmiş ailesini almaya. Yani böyle çok nadiren duyuyoruz ama bu kişi acaba tam olarak yargılanacak mı, ceza alacak mı? Sınırdan sürekli geçişlerin olduğunu biliyoruz. Yani tezkerede referans verilen Güvenlik Konseyi kararında, karar ki Türkiye açısından bir Birleşmiş Milletler üyesi devlet olarak onun için zorunludur uymak. İhtiyari bir şey değildir. Her gün ihlal ediyor Türkiye bunu ve bu Güvenlik Konseyi kararlarında Suriye ülkesine girerek kuvvet kullanmaya ya da orayı işgal etmeye izin veren herhangi bir hüküm yoktur. Evet. Şimdi böyle biraz uzattım ama ikinci şeye geçeyim, bu meşru müdafaya. Hani meşru müdafaa. Yani aslında siz hani anlattıkça o kadar çok güzel anlatıyorsunuz ki çok net ve açık bir şekilde araya girmek de istemiyorum hakikaten ama çok akıcı bir şekilde anlatıyorsunuz. Ya aslında özetle AKP hem kendi anayasasına hem uluslararası hukuka aykırı davranıyor. Evet. Aykırı davranıyor daha doğrusu. Evet. Bu gücü de nereden aldığını konuşacağız yine tabii bu saldırganlık tutumunun, bu özgüveni nereden bulduğuna dair. Komşu bir ülkedeki iç savaşı kışkırtıyor. Komşu ülkedeki o siyasi krizden nevalanmaya, faydalanmaya çalışıyor. Evet. Sonra bu IŞİD yani daha doğrusu cihadist beceremiyor. Yüzüne gözüne bulaştırmış durumda. Evet. Her alanda bir iflas söz konusu. Diyelim. Özetle siz tekrardan devam edin. Tamam, peki oldu. Ben şeyi de değinmek istiyorum. Çünkü o da bazen dillendiriliyor. Hani ikinci meşru kuvvet kullanımı hali de meşru müdafaa. Hani Güvenlik Konseyi kararı baktık gerçekten şey yapamadık. Orada bir malzeme yok gerçekten. O zaman acaba meşru müdafaa mı söz konusu? Şimdi meşru müdafaa dediğimiz şey öncelikle bir zaten hani gündelik hayatta da bildiğimiz üzere önce bir saldırı olması gerekir. Saldırı sonrasında bir koruma. Şimdi burada ne Türkiye'nin kendi ülkesine ne de orada Türkiye toprağı olarak adledilen o türbe ve karakola bir saldırı yok. Evet. Saldırı tehdidi olacağına dair birçok şey söyleniyor.
Ondan sonra uluslararası hukukta önleyici meşru müdafaa diye, yani henüz saldırı olmaksızın kendisinin devletin, yani henüz karşı devletten bir saldırı gelmeksizin, ki devlet de değil bu, devlet dışı bir topluluk IŞİD. Oradan bir saldırı gelmeden ama çok muhtemel, kesin bir saldırıyı önlemek için meşru müdafaa yapmak. Bu uluslararası hukukta aslında olmayan bir kavramdır ama bunu genelde uluslararası hukukun en büyük ihlalcileri ve işgalciler, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere kullanırlar. Hem ABD ve İsrail. Aynen. Özellikle son dönemde, 2001'deki saldırıdan sonra özellikle ABD bunu ortaya attı. Bush doktrini çerçevesinde önleyici savaş, önleyici işte. Tabii aynen öyle. Bu şey Irak işgali hani bu şekilde kitle imha silahları var yalanıyla, ki sonra yalan olduğu çok ortaya çıktı. Evet. Dolayısıyla bu uluslararası hukukta yeri olan bir kavram değildir. Yani biz şeye baktığımız zaman Birleşmiş Milletler kurucu anlaşması vardır. Yani Birleşmiş Milletler'in anayasası diyebiliriz. Orada 51. maddede meşru müdafaa tanımlanır. Meşru müdafaa tanımında böyle bir şey yok. Şimdi Amerika esneterek bunu içine sokmaya çalışıyor. Yani bu işgalcilerin dilidir. Evet. İşte ne yazık ki şimdi de o konuşuluyor. Dolayısıyla belki çok yadırgamamak lazım. Ondan sonra burada şimdi diyelim ki kendisine bir saldırı olmadan diyelim, hani şeyi kabul edelim. Önleyici meşru müdafaa doktrinini kabul edelim. O saldırı olmaksızın, ama saldırı olacağı çok kesin. İşte IŞİD şeyleri bunları türbeleri saldırıyor vesaire. Böyle bir tehdit olsun ve ben oradan vatandaşlarımı çıkartıyorum. Şimdi burada oraya çok büyük bir mühimmatla giriş yapılıyor. Oradan çıkılıyor. Ayrıca ondan sonra da orada patlayıcılarla patlama yapılıyor. Yani bunun kendisi meşru müdafaaya kesinlikle girmez. Yani önleyici bile olsa girmez. Ki zaten hiç kimse yok yani saldıran. Bir diğer yönüyle oradan çıktıktan sonra orada başka bir toprağı işgal ediyorsunuz. Böyle bir meşru müdafaa tarzı yoktur. Yani meşru müdafaa sadece devletin kendi bağımsızlığını, normalde devletin kendi ülkesine yapılan bir şeydi, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü korumak için minimum şiddeti kullanarak yaptığı bir şeydir. Bir de meşru müdafaa yapılırken normalde, yani normalde dediğim Birleşmiş Milletler Kurucu Anlaşması'na yazıldığına göre Güvenlik Konseyi'ne haber verilmesi ve Güvenlik Konseyi olaya müdahale ettiği anda bu şeyin durması gerekir. Şimdi bunun tamamen dışında bambaşka bir senaryoyla, yani elimizde bir sanduka, onu nereye koyarsak orası bizim toprağımızdır şeklinde başka bir durumun biz gerçekleştiğini görüyoruz. Bu bizim bildiğimiz uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler Kurucu Anlaşması'nda gördüğümüz uluslararası hukukun tamamen dışında ve bunu ihlal eden bir durumdur. Peki hocam, AKP bu kabadayılığının, bu saldırganlığının, bu hukuk dışılığının bedelini, yani bugün biraz zor gözüküyor ama kısa vadede ve orta vadede ödeyecek mi? Yani bunun uluslararası hukukta bir karşılığı, ne bileyim uluslararası ceza mahkemesinde veya herhangi diğer platformlarda bir karşılığı, bir bedeli olacak mı? Yani Suriye örneğin bugün tam kriz ortamında ama bir şekilde öyle ya da böyle bir istikrara kavuşacaktır uzun sürse de. Sonrasında örneğin bu saldırganlığı uluslararası platformlara taşır mı? Yani taşırsa bir ceza, bir müeyyide gelecek mi? Gelir mi? Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Herhangi bir mahkemeden doğru bir müeyyide gelmez. Çünkü Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dışında hiçbir uluslararası mahkemenin yargı yetkisini tanımıyor. Ne Uluslararası Adalet Divanı'nda hem ne de Uluslararası Ceza Mahkemesi. Zaten onun yargı yetkisini tanısa öncelikle Türkiye Kürdistan'ında senelerdir olup biten her şeyin oraya geleceğini endişe ettiği için, Kıbrıs işgalinin vesaire. Şimdi dolayısıyla burada öyle bir mahkeme mümkün değil. Çünkü yargı yetkisini tanımıyorsa bir mahkeme bir devleti yargılayamaz. Ben şöyle bir müeyyidesi olmasını ümit ediyorum. Sadece ümit ediyorum. Uluslararası hukuka yapılan, yani bu bütün bu operasyon vesairede uluslararası hukuka uygunluk üzerinden yapılan bu referansın bu kadar hani gerçek dışı ve temelsiz olduğunu anlaşılmasının, ben Türkiye halkı nezdinde bir karşılığının olmasını ümit ediyorum. Bence en büyük müeyyide budur.
diye düşünüyorum ben. Yani bu kadar büyük bir hukuksuzluğun ve bunu aynı zamanda da hukuka uygun bir şey olarak takdim etmenin bu kadar bu derece bir manipülasyon onun. Evet, bunun en azından evet. Şimdi biz seçimlere de yaklaşırken yani evet. Türkiye halkların nezdinde bir karşılığı olursa, çünkü şimdi ne yazık ki dünyadaki tek işgal faaliyeti bu değil, birçok evet. örneği zaten saydık. Evet. Ama şimdi bunu bir de ayrıca hukukun gereği bizim devlet olarak hukuktan kaynaklanan haklarımızın icrası denmesi çok büyük bir yalandır. Yani dolayısıyla bunun böyle olmadığının görülmesi gerekiyor. Aksi takdirde biz bu hukuk dışılığı Türkiye halkları olarak olabilir diye kabul edersek şimdi de iç güvenlik yasası geçiyor. Evet. Şimdi bunlar bir paranın iki yüzü gibi. Aynen. Yani kendi sınırları dışında tamamen hukuksuz ve fütursuz şiddet kullanan bir yönetim elbette ki kendi sınırları içinde de aynı fütursuzluğu gerçekleştirmek istiyor. Gerçekleştiriyor. Bu sefer ona nasıl hayır denebilir ki? Onu da eş zamanlı olarak zaten bir yandan da yapmak istiyor. Evet, yani hem içeride hem dışarıda hem ülke içerisinde hem uluslararası platformlarda AKP hükümeti hakikaten çok ciddi bir hak ihlalleriyle karşı karşıyayız. Ülke içerisinde evet. umarız ki bunu 7 Haziran'daki genel seçimlerde en azından ilk karşılığı verilmiş olur halklar nezdinde. Ama göreceğiz tabii bunun uluslararası platformlar Suriye'nin de bu işin peşini bırakacağını çok fazla düşünmüyorum. İşte karşılıklı açıklamalar var. Bunu işte Birleşmiş Milletler'e taşıyacağız. Evet. Konseyi'ne taşıyacağız. Oraya götüreceğiz vesaire falan. Ama bu ilk etapta çok fazla yapacağız. Ama Güvenlik Konseyi'nde biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri daimi üye. Daimi üye. Ve Türkiye onunla eşgüdüm halinde bu operasyonu yaptığı için şimdi hani realiteye bakarsak Güvenlik Konseyi'nden ben bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Hocam mesela tek şahıs olarak örneğin Erdoğan veya Davutoğlu'ndan birini veya herhangi bir AKP'li yetkilinin bu operasyon dolayısıyla şimdi Türkiye şeyi tanımıyor. Tam Ulusal Ceza Mahkemesi'ne taraf değil. Orada evet. Erdoğan'da ama mesela evet. bazen şeyleri okuyor işte Afrikalı evet. herhangi bir lider evet. ceza mahkemesinde işte evet. Şimdi falan, o tarz bir evet. Şimdi Uluslararası Ceza Mahkemesi önünde zaten hep bireyler yargılanır. Devletler değil. Evet. Bir kişinin Uluslararası Ceza Mahkemesi önünde yargılanabilmesi için ki burada çok ağır bir takım suçları işlemiş evet. olması, bu yönde bir iddia olması gerekiyor. Ya o devletin, yani o yargılanan kişinin uyruğunda olan devletin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yargı yetkisini tanımış olması gerekiyor. Ki sizin verdiğiniz örnekte bu gerçekleşmemiş durumda. Ya da suçun gerçekleştiği ülkenin tanımış olması gerekiyor. Veya üçüncü bir koşu. Her ikisi de değil ise, yani o şekilde tanımamışsa o devletler, Güvenlik Konseyi karar vererek o kişinin ceza mahkemesi önünde yargılanmasına karar verebilir. Burada sizin verdiğiniz birçok örnekte, ya örneğin mesela Sudan devlet başkanı Sudan'da öyle, El-Beşir'de öyle oldu. Şeyde Kaddafi ile ilgili ama hani getirilemedi. Ondan sonra o şekilde karar verildi. Şimdi burada yine Güvenlik Konseyi'ne dönüyoruz. Şimdi Güvenlik Konseyi'nden böyle bir karar çıkar mı? Bence çıkmaz. Ya evet, en azından şu an için çıkmaz ama ileride. Yoksa mesela İsrail'deki hemen tüm yöneticilerle ilgili aslında böyle bir böyle kararların çıkması gerekiyor. Evet, ama ülke çıkmıyor. Ülke bazında aslında İsrail'e karşı var birkaç ülkenin hani yetkilileriniz, askeri yetkilileriniz gelirse tutuklarız gibi şeyler. Ha o ayrı bir şey. O ayrı bir şey. Yani ama şeyin Uluslararası Ceza Mahkemesi evet. önüne götürülmesi için evet. Bu konunun o uluslararası bir mahkeme evet. Böyle bir şey gerekiyor. Şimdi yavaş yavaş türbeden geçecek programımızın ikinci bölümünde geçtik. Siz aynı zamanda Suriyeli mülteciler üzerine evet. çalışmalar yaptınız. Evet. Yapıyorsunuz da. Evet. Yakın ilgi alanınız. Biraz bize o çalışmanızdan bahseder misiniz? Hatta bu mülteciler sorununda ülke içinde çok ciddi bir sorun. Gittikçe katlanarak artan bir sorun esasında. Yani her yöne nefret suçuna maruz kalıyorlar. Ötekileştirilen saldırılara maruz kalıyorlar, linçe maruz kalıyorlar. Çok ciddi bir dram aslında orada söz konusu. Çünkü kaç yani milyonlarca mülteciden bahsediyor. Suriyeli mülteci sadece. Evet. Hükümet 2 milyona yakın mülteciden bahsediyor ama gerçek rakam ne bu arada? Hani siz tabii gerçek rakamları bilemeyiz hiçbir zaman ama hani sizin rakamınız aşağı yukarı.
Şimdi şöyle söyleyeyim, Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin gerçek rakamı gerçekten de bilinmiyor. Yani resmi makamlar da bence bilmiyor. Çünkü kayıtlı olan mülteci şeyi aslında çok yoğun bir kayıt başladı. Bir geçici koruma yönetmeliği çıkarıldı onunla birlikte ama buna rağmen çok önemli bir kısmı hala kayıtsız. O nedenle bilinmemekle birlikte tahmin edilen rakam 2 milyon civarında. Bizim yapmış olduğumuz araştırma kamp dışındaki biliyoruz 200 bini sadece kamplarda yaşıyor, çoğunluğu kamp dışında yaşıyor Suriyelilerin. Şöyle yapalım isterseniz, bu araştırmayı siz bir ekip olarak mı yapıyorsunuz? Evet. Ne adına yapıyorsunuz? Üniversite olarak mı? İsterseniz o araştırmada evet. Bir kısa tabii. Bilgi verelim. Bu akademik bir araştırma. Ben diğer bir akademisyen arkadaşımla birlikte, doçent doktor Nurcan Özgür Baklacıoğlu ile birlikte gerçekleştirdik bu araştırmayı biz. 4 kişilik bir ekiptik. Diğer 2 kişi de tercümanlarımızdı. Arapça ve Kürtçe tercüme yapan arkadaşlarımızdı. Bu çalışma İstanbul'da ki İstanbul şu anda en fazla Suriyeli mültecinin bulunduğu şehir. 400 bine yaklaşmış durumda. Evet. İstanbul'daki Suriyeli mültecilerin ama kadın ve LGBTİ mültecilerin durumlarını hak temelli olarak ve toplumsal cinsiyet perspektifiyle analiz etmek istedik. Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin %80'i kadın ve çocuktur. Yani AFAD'ın verisine göre %77'si kadın ve çocuktur. Bu çok ciddi bir rakam. Oysa ki bütün şeylerin, analizlerin biz çok cinsiyetsiz bir yerden, ama aslında bu cinsiyetsiz de değildir, aslında eril. Yani aslında Suriyeli mülteci şöyle tahayyül ediliyor, devletin bütün çalışmalarına bakın, erkek, ondan sonra Arapça konuşan, Sünni, yani Müslüman, evet. Sünni, heteroseksüel, yetişkin bir erkek. Yani bunun üzerinden bir tahayyül söz konusu. Oysa bu şekildeki, bu özellikleri taşıyan Suriyeli mülteci şu anda Türkiye'de olan bence %5-10'u geçmez. Çünkü %77'si zaten kadın ve çocuk, kalanların içerisinde de Müslüman olmayan, Sünni olmayan, heteroseksüel olmayan erkekler var. Kalan bu %20'nin içinde. O nedenle biz bütün olan bitene bir toplumsal cinsiyet gözlüğüyle bakmak istedik. Burada hem şey yaptık, alan çalışması yaptık. Yaklaşık 7-8 ay süren İstanbul'un çeşitli semtlerinde kadın ve LGBTİ Suriyeli mültecilerle derinlemesine mülakatlar yaptık. Aynı zamanda da Suriyeli mültecilerin biliyorsunuz Nisan 2011'den itibaren Türkiye'ye gelmeye başladılar. O dönemde tartışılan ve 2014'te yürürlüğe giren bu konuda mevzuat var. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, bir de arkasından yine 2014'te Geçici Koruma Yönetmeliği yürürlüğe girdi. Bu mevzuat uygulanıyor bu kişilere. Dolayısıyla hem mevzuatı, o yazılı metni toplumsal cinsiyet gözüyle değerlendirdik. Hem de o insanların hayatına nasıl yansıyor, nasıl onların hayatını etkiliyor, bunu aslında görmek istedik. Evet, çok aslında ilginç bir çalışma, çok güzel bir çalışma. Bunun yayınlanmayı düşünüyor musunuz veya ne zaman yayınlanacak? Düşünüyoruz. Şu anda halen üzerinde çalışıyoruz. Gerçekten de hani bizi de çok etkileyen bir çalışma oldu çünkü. Size çok etkileyen, burada çok aslında dramatik şeylere tanık olmuşsunuz. Hani evet. Kadınlar ve LGBTİ bireyler çok ilginç yani. Evet. Bizim gibi yani Sünni, muhafazakar, evet. Erkek egemen bir toplumda mülteci evet. olarak yaşamaları. Evet. Ya bu ülke zaten, bu ülkedeki yurttaşlar için bir zor yaşamak, hayata kurmak evet. ama onlar için herhalde daha çok çok daha farklı zor. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim ben. Önce burada yine bir hani hukuk gözüyle baktığımda Türkiye'nin uluslararası hukuk yükümlülüklerine göre yapılan hani mültecilere dair uygulamayı değerlendirecek olursak çok kısaca söyleyeyim. Şimdi burada Türkiye bir takım olaylar arada olmakla birlikte, yani istisnai olmakla birlikte açık kapı politikasını uygulayarak Suriyeli mültecileri geldi ve yine geri gönderme vakaları da az sayıda. Yani Türkiye'nin daha önceki siciline göre şu anda çok iyi. Yani bu daha önceki Körfez krizi falan sırasında korkunç uygulamalar olmuştu. O nedenle bu kısmı memnuniyet verici diyebiliriz.
ondan sonra. Ama bazı çok ciddi yine sınırda öldürme vakaları vesaire var. Ama onun dışında Türkiye'ye kabul edilmiş olan bu kişilerin 2 milyona yaklaşan nüfusun hak ve hakları ve bir takım temel hak ve hürriyetlere erişimi açısından duruma bakacak olursak, şimdi Türkiye'nin uluslararası yükümlülükleri bir şey vardır. Birleşmiş Milletler Mülteci Hakları Sözleşmesi vardır. Ve buna göre de Türkiye'nin içte bir uygulaması vardır. Bunun kendisi çok sorunlu. Yani şimdi otursak saatlerce eleştirebileceğimiz, hepimizin bildiği, özellikle Avrupa dışından gelen kişilere mülteci statüsü vermeyen, ondan sonra vesaire vesaire bir uygulaması vardır. Onlar Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğine başvurlar ve yıllarca bir üçüncü ülkeye gitmeyi beklerler. Bu arada da Türkiye'de her türlü haktan mahrum yaşarlar, değil mi? Bunlar bizim bildiğimiz şeyler. Şimdi Suriyeliler durumunda söz konusu olan şöyle bir şey var. Biz onu tespit ettik hukuki şeyi incelediğimizde. Şimdi Suriyeli mülteciler, bir defa onları mülteciler denmiyoruz. Onu da bir misafirler dendi. Çünkü misafir hukuken karşılığı olmayan bir şey. Bir hakkı da yoktur misafirin. Değil mi? Türkiye doğusundan gelen göçmenlere, sığınmacılara mülteci statüsü verilmiyor. Verilmiyor ama onlara misafir de denmiyor. Onlara geçici sığınma diye bir şey. Yani onların bir takım terimleri vardı. Her ne kadar Türkiye kendisi uluslararası karşılığı olmayan bir takım terminolojileri uydurmuştu. Şeydi çok enteresan ama Suriyeli mülteciler bu ne kadar eksiklikleri de olsa bu çerçevenin içine bile kabul edilmediler. Suriyeli mülteciler şu anda Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğine başvuramıyorlar. Bu yasaklandı. Yani ne mülteci sayılabiliyorlar çünkü Avrupa'dan gelmedikleri için. Öbür Avrupa'dan gelmeyen işte İranlılar, Afganlar veya diğer sığınma arayan kişiler gibi o zaman ne yapacaklar? Birleşmiş Milletler'e başvuracaklar. Üçüncü ülkeye yerleşim. Bu da kapatıldı. Nasıl? Çünkü bu geçici koruma yönetmeliğinde yazıyor. Başvuramazlar deniyor. Dolayısıyla Türkiye ne yaptı? Yani ben bunu böyle değerlendiriyorum. Geçici koruma rejimi diye bir şey yarattı. Bu koruma rejimi böyle bir yerde duruyor ama şeyin dışında, Türkiye mevzuatının dışında duruyor. Uluslararası mevzuatının da dışında. Onlar ikisini de askıya aldı. Askıya aldığı bu şeyin içine de bu insanları hapsetti hukuken. Yani sembolik bir hapis. Onun dışına çıkamıyorlar. Uluslararası korumaya başvuramıyor. Mülteci olmak için Türkiye devletine başvuramıyor. Dolayısıyla böyle hani var ya şu anda hep zaten o referansla konuşuyoruz. Olağanüstü hallerin olağanlaşması diye. Öyle bir olağanüstü, tuhaf bir alan yarattı. Ve bu biz yaptığımız alan çalışmasında şunu gördük. Bu insanların hayatında büyük trajedilere yol açıyor. Çünkü artık 4. yılı doldurmak üzereyiz. Ve bu insanlar hukuki statülerinin ne olduğunu bilmedikleri bir şeyde yaşıyorlar. Hani Türkiye'de birçok başka insan hakkı ihlali de var ama bu kişiler açısından biz yaptığımız mülakatlarda bunu gördük. Bir defa müthiş bir belirsizlik içinde yaşıyorlar. Hani Türkiye hükümeti her an onları geri göndermeye de karar verebilir. Aslında hani bu düşünceye kapılmalarında haksız değiller. Evet. Artık hükümeti bunları bir tampon olarak kullanıyor. Aynen yani öyle. Politikasının bir aracı olarak evet. Tutuyor. O yüzden bu biraz evet. Çok iyi açıkladınız o kafesleme olayı evet. Bunun için gerçekleşti. Aynen çünkü öyle. Yani şey diye düşünüyorum ben hani hep bir tampon bölge kurulsun evet. Diyordu ve oraya mülteciler oraya konulsun diyordu ya. Evet. Tampon aslında ülke içerisinde kurulmuş. Kurdu aynen öyle. Hukuken öyle bir tampon. Ki bakın tampon bölgenin içine yani mültecilerin konulması diye bir şey olamaz. Yani mülteci koruma altında olmalıdır. Tampon bölge dediğimiz yer hiçbir ülkenin egemenliğinin kullanamadığı bir bölgedir. Orada nasıl bir koruma olacak? Yani o önerinin kendisi de korkunç bir öneri ama tam da fiziken kuramadığı tampon bölgeyi hukuki olarak kurdu. Bu insanları bu yani bir dediğiniz gibi ve o insanların da hissettiği gibi her an ben politik olarak şu anda burada kalmanı uygun görüyorum. Çünkü Bakanlar Kurulu'nun kararıyla alınıyor bu şey geçici koruma. Sonrasında da ben senin geri gönderilmeyle yazıyor bu yönetmelikte. Geri gönderilirler Bakanlar Kurulu kararıyla diyor. Ve bu arada da hiçbir şeye başvuramıyorlar. Uluslararası koruma başvuruları dikkate alınmaz vesaire vesaire yazıyor. Şeyi aynı zamanda da şöyle bir şeyde de tutuyor. Hani bu tampon bölge şöyle de
böyle çok sıkıştırılmış ve hiçbir şekilde haklarını kullanamadığı bir alana kısılınca onları aslında gitmeye de teşvik etmek istiyor. Evet. Yani fiziken öyle bir ötelenme de var. Buradaki hiçbir şekilde insani bir yaşam kurmanın imkanı olmadığı için. Evet, tabii biz AKP'nin bu politikalarına ülke içerisinde yıllardır tanız. AKP hükümeti bütün bu bahsettiğimiz unsurları bir pazarlık aracı olarak kullanmak istiyor. Hem ülke içerisinde bunları kullanıyor. İşte bakın biz kollarımızı açtık, Süreyli kardeşlerimize kapılarımızı açtık diyor. Bir taraftan bu sayıları şişiriyor veya sayılar üzerinde oynamalar yaparak bunlar üzerinde uluslararası arenada bir bunu ranta çevirmeye çalışıyor. Tabii parayı söylüyor. Hep şu kadar para harcadım diyor. Şu kadar para harcadım diyor. İşte şu kadar para geldi diyor. Biz bu kadar yaptık diyor. Yani bunu dışarıda da bir PR çalışması olarak kullanıyor ama öte yandan bu milyonlarca insan, yani bahsettiğinizde 4. yılına girdi. Yani bir gelecekleri yok, bir hukuki ve hukuki, bir kısmı hiç Suriye'ye dönemeyecek. Evet, dönemeyecek. Bunlara dair ne tür bir politikaları var? Bu da çok belirsiz. Sadece bir çadır kentleri kurduk, prefabrikleri kurduk. Orada tutuyoruz. Bir toplanma kampı misali. Orada zaten da sadece şeyler, yani Sünni ve Arap olanlar. Yani Kürtler ve Aleviler. Orada ve genel olarak kadınlar. Kadınlar orada güvenlik bulamıyorlar. Yani orayı bize hemen tümü şey söyledi. Kampa götürülmektense Suriye'ye gidip ölmeyi tercih ederiz dediler. Bu kamplar zaten Birleşmiş Milletler, yani uluslararası kuruluşların denetimine de açık değil, kapalı kamplar. Şimdi aslında artık girebiliyor. İlk başta daha kapalıydı. Evet. Şimdi artık girebiliyorlar. Fakat şimdi sizin söylediğiniz şeye ben şunu eklemek istiyorum. Bu önemli. Tamam, hani AKP hükümetinin özellikle mülteciler konusundaki politikalarını eleştiriyoruz ve eleştirmeliyiz de. Hani 4 yıl oldu, bu insanlar, yani tahmin ediyor ki alanda çalışan STK'lar bir 10 yıl daha burada, belki bir kısmı hiç dönmeyecek. Buna dair nedir politika? Ben burada aslında şunu da sormak istiyorum. Peki Türkiye solunun buna dair politikası nedir? Var mı? Yok. Politika? Yok işte. Ya yani aynı soruyu bunun için de sorabiliriz. 4 yıl oldu. Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin artık onlar da bu topraklarda bizimle birlikte yaşıyorlar. 2 milyon insana dair Türkiye solunun kendini böyle tanımlayan hareketlerin, partilerin nedir? Politikası nedir? Yok, böyle bir şey yok, görmüyorsunuz. Yani sadece şöyle bir şey var, herkesin kendi Suriyesi var. Alevilerle ilgili şey, evet, Suriyeli Alevilerle bir grup ilgileniyor. Kürtlerle bir grup ilgileniyor. Ama bu bile tabii ki şey gibi, geçici şekilde ilgilenebiliyorsunuz. Çünkü genel anlamda bir şey yok. Vizyon yok. Bu Suriyeli mültecilerin, ondan sonra kadınların veya LGBTİ'lerin vesaire, yani böyle bir toplumsal cinsiyet duyarlı bir bakış da yok. Şeyi gerçekten söylemek gerekiyor. Şu andaki yaşadıkları şiddet, ki şu anda yaşadıkları, ben bir hukukçu olarak söylüyorum, bir hukuki şiddet yaşıyorlar. Bu şey, hiçbir koruma söz konusu olmadığı için, yani hani bizim bildiğimiz ceberut, Türkiye Devleti'nin hani polisinin an be an her gün şiddetine maruz kalmıyorlar ama her çeşit şiddete uğrayabilecekleri tamamen korumasız, biraz önce şey yaptıklarımız bir alanda tutuluyorlar. Bu nasıl bir şiddet? Şimdi zabıta gelip her çeşit şiddet uygulayabiliyor. Dilenci çocukları yakalıyor, küçücük çocukları ellerinden paralarını alıyor. İstanbul'un en uzak yerlerine bırakıyor. Çocuklar oradan geri gelemiyor. Kadınlar her çeşit cinsel istismara açık. Burada devletin sorumluluğu var. Çünkü bunun bu hiçbir şekilde cezalandırılmıyor. Biz yani internette olsun, ekranda olsun bunu görüyoruz. Cezası yok. Bir diğeri de hani bu ekonomimiz esnekleşiyor ya. Ondan sonra... Tabii en esnek olan şeyler bunlar. Şunu söylemek istiyorum. Geçici koruma, hemen toparlayayım. Geçici koruma yönetmeliğinde diyor ki bu geçici korunanların nasıl çalışılacağına dair çalışma izinleri Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir. Belli sektörlerde ve coğrafi bölgelerde çalışabilirler. Halen bu belirlenmedi. Neden? Sermayenin talep ettiği esnekliğe uygun halde bu ne yazık ki kölelerin oraya sevk edilmesi isteniyor. Evet. Hocam çok teşekkür ettim. Teşekkür ederim. Programın sonuna geldik. Sevgili Yol TV izleyicileri, bu haftalık
Bu haftaki programın sonuna geldik. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Doçent Doktor Zeynep Kıvılcım'la çok çok verimli bir programa imza attık. Hocamızın eline, diline sağlık, bizi kırmadı, geldi. Çok önemli bilgileri bize aktardı. Türkiye'nin Şafrat operasyonuna ne tür bir kusuda imza attığını, ne tür bir işgale imza attığını çok net ve güzel bir şekilde özetledi. Aynı zamanda Türkiye'nin içerisindeki çok ciddi bir, Türkiye'nin aslında hepimizin kanayan yarası, mülteciler sorununa değindi. Bu sorunu, hakikaten mülteciler sorunu bütün dünyada çok ciddi bir sorun ama özellikle bizim gibi ülkelerde çok çok daha kanayan bir yara. Buna özellikle dikkat çekti. Çalışmalarını, yani Suriyeli mülteciler üzerine yaptıkları çalışmayı da bir an önce bekliyoruz. Umarım kitaplaşırda veya raporlar yayınlanır da hepimiz bu çalışmadan faydalanırız. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. İyi akşamlar.